Selamlar herkese. Hançer ben. Timberborn maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Kolonimizi genişletiyoruz. Yeni bir bölgeye yayılmaya başladık ve kuraklık geliyor. Bakalım üstesinden nasıl geleceğiz? Bunu arkadaşlar minimalist bir bölgeye çevirmek istiyorum açıkçası çok kasmadan. Bunun için de elbette oduna ihtiyacımız var. Odunları toplamaya başladık. Belki bir odun deposu fena olmaz. Dediğim gibi diğer ana şehrimiz gibi çılgın bir şeye dönüştürmeyeceğim arkadaşlar burayı. Çok temel tutacağım. Bir tane odun deposu yapabiliriz. Evleri yapabiliriz. İnşaatçılar ne iş yapıyor? O barajı yapmaya başlamışlar. Elinize sağlık da. Bunu sonra yaparsınız gençler. Şu anda önceliğimiz o değil. Daha yatacak eviniz yok ve bununla uğraşıyorsunuz. Gidin evinizi yapın. Nereye gidiyorlar yine? Burası da olabilir. Evlere öncelik verebilirim biraz. Su depolarına da öncelik verebilirim. Kuraklık geleceği için. Halletsinler bakalım. Şimdi oradan ana şehre, ana şehirden oraya gidip gelmem gerekecek bayağı. Ama ana şehirde hiçbir problemimiz yok açıkçası. Kendi kendine yeten süper bir şehre dönüştü şu aşamada. Biraz kütükler geriden geliyor. Onun dışında 10 numara oldu burası. Şu büyük su deposunu yapıp doldurursak da ki neredeyse bitmiş. Daha da kafam rahatlayacak. Yemek üretmesek bile olur artık. 3000 ne demek? Buradaki amacım şey yapmak. Buraya kat kat depo yapıp geleceğimizi garantiye almak. Sonra da yeni teknolojileri araştırmaya devam edeceğiz. Küçük şeyimiz ise, şehrimiz ise bir test alanı olacak bizler için. Kolay gelsin. Kuraklığa halen vakit var. Burada su depolayın tabii ki de. Bir tane ev yaptık bile. Bu arada popülasyonu 10 mu dedik buraya? Göç alma şeyini. 10 dedik. O yüzden 4 tane ev yapsak yeterli olacak şimdilik. Biraz da çocuk yapabilirler. Aynen. 4 ev 12 kişi takılsınlar. Temel olarak neye ihtiyaçları var? Dişleri kırılacak diye hatırlıyorum. O yüzden ondan bir tane yapabilirim. Bir tane kamp ateşi yapabilirim. Aslında çok mutlu olmalarına bile gerek yok bence. Bir tane bile yeterli. O kadar. Takılsınlar öyle. Temel ihtiyaçları karşılayalım. Ha, 3 tane su pompamıza da gerek yok bence. Bir tanesi çalışsın depolayalım. O süper. Buraya da geldik. Burada da çalışmaya başladılar. Tamam. Kendilerine yetiyorlar gibi şu anda. Yemek de gerekiyor elbette. Yemeği unutmamak lazım ama diğer taraftan getiririm yemekleri biterse. Hatta minimum alış satış şeylerini ayarlayabiliriz. Göçmenliği aynen. Minimum 10 dedim arkadaşlar. Minimum 10'da tutacağız nüfusu. Ürünlerde de aslında şeyler bitince tedarik şeyi sağlamak istiyorum. Ufak tefek ne bileyim yemek getirsinler buraya. Onu çözmemiz lazım. Mesela birinci ile ikinci bölge arasında. Ürün dağılımını nasıl yapabiliriz?
Gerekirse import et. Asop süper. Zaten otomatik arkadaşlar şu anda büyük ölçüde. Gerekirse ithal et modu var. İki tarafta da. Yani otomatik benim çok bir şey yapmama gerek yok gibi. Sadece her zaman ithal et var. Yemeklerde ve kütükte ve suda. Hiçbir şey yapmama gerek yok gibi hissediyorum. Birazcık ilerlesin çözeceğiz. Çözeceğiz gibi. Aynen. Her şeyi ithal edecek zaten. Gerektiğinde. Benim sadece birkaç tane depoya ihtiyacım var burada. Ve gerektiği takdirde birbirine yolluyorlar. Bunlar aç kalmayacak gibi hissediyorum. Ümit ediyorum. Fakat burada da bir sürü iş gücü harcıyorsunuz bunları yaptığınız için. 4 kişi burada, 2 kişi burada. Bakalım, bakalım. Evler geliyor. Kütükleri biriktiriyoruz. Şunu yapabilir misiniz? Kütükleri depolayalım. Kuraklığa da bir gün kaldı. Plankler, evet. Diğer taraftan plankleri getirmişler bile. Süper, süper. Ha, hallediyorlar gibi arkadaşlar. O korktuğum kadar karışık değil galiba. Bu sistem. Ha, buraya. Plank mi? Yok, kütükleri depolayın. Ve mega barajımız da yakında gelecek. Şimdi su seviyesi alçalmaya başlayacak. Hazırlıklı olalım. Hatta başladı bile. Yine de bekleyeceğim birazcık daha. Hatırlıyorsanız geçen kuraklıklarda biraz önceden aksiyon almamız gerekiyordu ama hala su geliyor. Şunun bitmesini bekleyeceğim. Üç, iki, bir, bam. Anında kuruyor. Durdurduk oyunu. Bunlar açık kalabilir. Bunu kapıyorum. Ama yine bunu kaparsam çok fazla su birikecek. Şunları henüz yapamadık ne yazık ki. Şimdi gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Depo. Depolar ne çabuk bitiyor. Havuç. Şişenleri depoya çeviriyorum basitçe. Ve artık depoya ihtiyacımız yok gibi hissediyorum. Evet. Dandelion. Artık depoya ihtiyacımız yok. Maple şurup. Onu göstermiyordu. 50'de 50 olmuş ama. Ben mi gözümden kaçırdım? Neye benziyor bu? Bir yaprak üstünde şey var. Burada görmüyorum. Yeraltı depolarına mı koyuyoruz onu? Hayır. Çok enteresan. Aa, su tankına koyuyoruz. Bir saniye. Çok iyi. Tahmin etmemiştim. Su tanklarımızı şu anda harcamak istemiyorum. Belki buna koyarız. Değişik olur. Başka şeyler koyabiliyorduk su tankına. Evet. Şurupları koyacağız. Büyük şey gelsin aktarırız ona. Çok iyi. Ve böylelikle 9 günlük bir kuraklık başladı arkadaşlar. Baraj kapılarımızı kapadık. Bayağı suyumuz var gibi gözüküyor. Bakalım. Sonuna kadar dolu. Hatta taşma ihtimali de var. Bunları da kapasam daha tatlı olacaktı. Ama onu henüz inşa edemedim. Evet, buralar kuruyor zaten. Tak 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 hep buraya akıyor. 9 günde bitebilirdi ama bence çalışıyor ya. Yel değirmenlerimiz de geldiği için enerjimiz de var. Şimdi enerji yetmemeye başladı. Bunları alçaltıyor muyuz? Evet. Of, bunlar
Yani bir gün dayanacak gibi geliyor. Çok uzun süre dayanmayacak muhtemelen. Enerjiyi basıyor şu anda. Evet. Bir gün falan dayanacak bu. O kadar da güvenebileceğimiz bir sistem değil, alçalmaya başladı bile. Bunları çok çok daha yüksek kurarsak daha fazla enerji barındırabilecekler. Ya, bu da bir şey. Bu da bir şey. Gece bu arada gece yel şey dayanç sanayimiz kapanacak gece olduğunda ve enerji birikecek bence. Aynen öyle. Çok mantıklı. Gece arkadaşlar çalışmıyor insanlar binalarda ve enerji çekmiyorlar o yüzden. Şeyler çalışmaya devam ettiği için yel değirmenleri tabii rüzgar olduğunda bunların içi doluyor. Aslında çok güzel bir sistem. Hoşuma gitti. Neyse, bir saniye. Şimdi hayatta mı diğerleri? Birinci bölgemize gidelim. Bunun kısa yolu var mı? Bölge değiştirmenin. Neyse, yukarıdan yapacağız. Burası tabii ki kurudu. Burası bayağı bir kurudu. Yapacak bir şey yok. Barajları bence şuraya da yapabilirim. Şu iki büyük şehrin arasına mega baraj yapabilirim. Fakat bir ihtiyacınız var mı gençler? Nedense sol üstte şeyi göstermiyor. Hayır. Boşa tıklayınca niye? Peki. Var yemekler arkadaşlar. Çünkü her zaman ithal ediyorum. Ana şeyden, karadan. Suları biriktirmişler. Tahtaları biriktiriyorlar. Bence bunlar yaşayacak ya. Sıkıntısı yok. Temel ihtiyaçlarını gideren şeyler de koyduk. Onun dışında burada ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor sadece. Bunun inşaatına geri dönebilirsiniz. Mega barajımızı yapabilirsiniz. Gelip buradan demir toplarlar ileride. Şeyleri toplamaya devam edebilirler. Odunları. Biraz destek olurlar. Tarım konusunda yani ne yazık ki suyu burada biriktiremiyoruz henüz. Tarım yapmam belki. Burası yeşil yeşil. Süper. Dayandı, dayandı. Daha 7 gün daha var bu arada. Su dayanacak mı bilmiyorum. Çünkü çok da geniş bir hazne değil burası. Ama halledeceğiz. Plankleri burada depoluyorum. Plank deposu yapmadık mı? İlk defa plank birikti. Gözlerime inanamıyorum. Burada Maple'ları burada mı yapsam, şurupları, yoksa abartılı mı olur 1200 tane? Haydi burada biriktirelim. 1200 biraz çok olabilir. Şu ağaçları kesmeyi bırakalım lütfen. Çünkü onlardan şurup falan topluyorum. İptal. Bunları kesmeyin artık. Çok iyiymiş ya metal. Ufaktan biriktirelim orada. Hop, birikmeye başladı bile. Bunlardan ne yapıyorduk? Fırında yemek yapıyoruz bir çeşit. Şu anda sırf ekmek basıyorum. Maple pastry yapabileceğiz. Ekmek depom yok bu arada. Bir tane yapayım mı? Şunlardan birine ekmek yapabiliyor muyuz? Pişmiş patatesleri koyacağım buraya. Ve depo şeyine devam ediyorum arkadaşlar. Burada bittiğini zannediyordunuz. Ben de öyle zannediyordum. Ama depolar yukarı doğru yükselmeye devam edecek. Çünkü harika bir müthiş yer kazandırıyor bize. Yeraltı deposuna ihtiyacım yok artık. Bir tane plank için yapabilirim aslında da şu anda aciliyeti yok. Şuraya falan bir tane atabilirim. Ama aciliyeti yok. Ben mega depoları yapmaya devam edeceğim. Ve böyle yapacağız. Daha doğrusu böyle yapacağım iki tane daha. Oraya nasıl çıkacağız? Çok güzel bir soru. Oraya nasıl çıkacağız? O kadar platform yapabilecek miyim? Üçlü platformları açıyorum. Bir merdivenle buraya çıkarlar. Tak.
Yolu patlatmam gerekiyor tabii ki. Ve bir kat daha çıkmaları gerekiyor, değil mi? Hops, nereye koydum? Bir tane daha üçlü platform. Bir merdiven daha. Sonra üçlü platform. Tekli platform. Ama kapısı uygun olmadı pek. Ya o yüzden ilk depomuzu şöyle koyalım. İkinciyi de böyle koyalım. Wow. Çok iyi. Çılgın projelere başladık bence. Kuraklık nasıl gidiyor? Suyum yarıya indi arkadaşlar. Belki sonuna doğru bitecek suyum. Evet, sonuna doğru bitebilir. Bunların işi kalmamış. Siz çünkü lumberjack. Şuradaki odunları kestiniz değil mi? Sizi kovabilirim. Yani bunları yıkalım şimdilik. Bu ağaçlardan şurup toplayacağız çünkü buraya. 50 tanecik gelmiş. Bence değmez buna toplamaya. Ama biriksin. Kafam rahat etsin. Bir sonraki hedefimiz ileride daha çok suyu nasıl biriktirebilmek üzerine olmalı. Ki buraya besleyebilelim. Böyle mega su hazneleri yapacağım kendime. Burası nasıl gidiyor? Kendine yetiyor arkadaşlar burası. Şu anda odun kesme merkezimiz oldu. Diğer tarafa bile sağlıyor, besliyor olabilir odunları. Barajımız da geliyor. Çok güzel. Burada ağaçlar mı ölmüş? Evet. Gergin bir müzik çalıyor ama hiç gerginlik yok açıkçası bende. Plank bile birikmeye başladı. Her şey süper gidiyor. Bir sonraki hedeflerimize ulaşabiliriz arkadaşlar. Biri şu baraj yapmak. Onun dışında haydi bakalım atladığımız neler var şimdiye kadar. Yeni hasatları açmak istiyorum da bunlar nasıl açılıyor bilmiyorum. Üstüne kilit var. Aquatic, suda yapılıyor biliyorum. Haydi suyun üstüne ekmeye çalışalım bunları. Birkaç tanesini. Çok da büyük bir bölgem yok aslında. Buraya eksek tatlı olmaz mı? Yani kuraklık olduğunda patlayacaklar kesinlikle. Her seferinde ama kuraklıklar arası toplayabiliriz bence. Yani test amaçlı ufak bir bölgeye ekebilirim. Şuraya da ekebiliriz ya. Test amaçlı. Okey. Suyu çekiyorlar mı acaba? Cattail diye bir şey var. Bir buğday çeşidi herhalde. Ve buradaki şeyler... Okey. Şuraya ekelim. Burada çalışanlar onları da toplayabilecek. Aquatic Farmhouse'u açman lazım diyor önce. Açalım. Ve son tarımdaki şeyi de açtık böylelikle. Ha, böyle yapıyorsunuz. Suyun altına yapılıyor mu? Saçma mı olur? Bir saniye. Platform koysam kendime yer açabilir miyim? Çılgın çılgın projeler yapıyorum şu anda. Buraya. Hatta suyun akışını... Yok, etkilemez suyun akışını. Altı boş çünkü. Bunu böyle kurdum. Sonra da aquatic farm koyacağım. Oluyor. Çok güzel. Ve buraya ufak tefek o tahıllardan atabilirim. Üstlerinde kilit olmasının nedeni farmı kurmamış olmammış. Şöyle. Cattail. Bir de Spider Duck ne demek bilmiyorum bunlar. İlk defa duydum. Şöyle arkadaşlar. Ah. O kadar ulaşamıyor mu? Bunlar suyun altına yapılıyor mu ya?
Yapılmıyor değil mi? O zaman nasıl şey yapmam bekliyor? Buraya bir merdiven mi atmam bekliyor? Suda yüzüp ekebiliyorlar ama alanı çok dar. Merdiven atarsam olacak şuraya özellikle. Çünkü dolanmaları gerekiyor şu anda suya inmek için. Şu kurtaracak bizi. Ha, bu da kurtarır. Bakalım bunlar ne işe yarıyormuş. Ufak tefek biriktirebiliriz. Çok önemli değil bence. Suyumuz dörtte birine indi. Kuraklığın halen 4 günü var. Yani muhtemelen patlayacağız. Ama sıkıntı değil. Absürt miktarda yemeğim var. Beni etkileyeceğini zannetmiyorum. Mega depolarımız da gelmeye başladı buraya. Ekmek. Ekmekleri depolayabiliriz. Üçlü platform. Birli platform. Evet, kesinlikle su bitecek. Bir sonraki projemiz de burayı derinleştirmek falan olmalı bir şekilde. Bakayım. Böylelikle her yere ulaşabiliyor. Süper. Akvatik tarlamız. Suyu etkilemiyor diye düşünüyorum bunlar. Kafama göre yaptım. Güzel durmasına gerek yok. Vay. Buranın derdine su yok diyor. Evet. Haklılar. Burası ne alemde? İyiler. 10 kişi falan yaşıyor zaten burada. 12 kişi yaşıyor şu anda. İdeal bir popülasyon. Suları da var. Yemekleri ithal ediyoruz. Baraja odaklanıyorlar ufak tefek. Barajı yapmıyorlar aslında nedense. Bu kütükler nereye gidiyor? Kütükleri diğer yere, ana yere besliyor olabiliriz şu anda. Ya da bunları mı koyamıyorlar? Belki aşağıya bir merdiven atabilirim. Veya bir yol çekebilirim. Bunlara ulaşamıyor olabilirler. O yüzden aşağıdan ulaşsınlar istiyorum. Bitirsinler barajımızı. Halen dayanıyoruz. Su derken bitti. Her şey kurudu. Her şey öldü. Problem değil. Dediğim gibi 9 günlük kuraklık çılgın. Burada o kadar su biriktiremiyorum şu anda. Burayı niye yapmıyorlar? Onu da çözmek istiyorum. District'in dışında... Ah, buraya bağlamamışım. Tamam. Çözdük. Okey. Böylelikle burayı yaparsam şu arka haznede de deli gibi su biriktirebileceğim. Ve burada biriken suyu arkadaşlar arada sırada bunu açıp piu piu böyle içeri alacağım. Ya da alamayacağım çünkü durduğu yerde de kuruyor olabilir. Ben suyu çektiğim için kuruyor diye düşünüyordum. Ama durduğu yerde de kuruyor olabilir. Göreceğiz. Birazcık acı çekecekler ama bir sürü suyum var. O yüzden problem olmayacak. Bakalım. Bayağıdır mutluluğumuz level atlamıyor. Ona da bir bakabiliriz. Ne ihtiyaçları var. Yine eğlence merkezleri gibi şeyler koyabiliriz.
19 işsiz mi var? Ha, elektrik olmadığı için hiç çalışamıyorlar, bir şey yapamıyorlar şu anda. Ha, depomuz da bitmiş ne yazık ki. ...3500 yemeğim var. Hiç önemli değil bunların kuruması. Ama dersimizi aldık. Demek ki 12 günlük kuraklık gelse ya da 15... ...o zaman varlığımız sıkıntıya girebilir. Dikkat etmemiz lazım. Plank gelmiyor diyor. Plank... ...ithal etmiyor muyuz gerektiğinde? Ediyoruz. Gelmesi lazım. Vakit bulamıyorlar demek ki. Şu değil mi? Belki bir tane daha işçi ekleyebiliriz oraya. Hatta fulleyebiliriz burayı. Deposu yetiyor ya buranın deposu. Popülasyonu nispeten az olduğu için 30'ar tane yemek olsun. Onlar yetiyor. Her yemekten de getiriyoruz şu anda. Şey bekliyorum. Plank getiriyorlar mı diye. Aslında plank'i diğer taraf getirmeli, değil mi? Takılsınlar ya. Açıkçası bilmiyorum. Burada plank de üretebiliriz de elektrik gerekiyor değil mi onun için? Aslında işimi kolaylaştırır böyle getir götür yapmak yerine. Kütüğümüz kalmadı. Ha, burayı kurutmamız gerekiyor. Açıkçası... Aa, bitti. Plank kurmak istemiyorum ya. Onunla uğraşmak istemiyorum. Çünkü enerji sistemi kurmam gerekecek o zaman. Şeye güvenmek istiyorum. Ama yapıyorlar barajı. Lojistik sistemimize inanmak istiyorum. Bitti sayılır. Ve böylelikle deli gibi su biriktirebileceğiz. Elinize sağlık. Şu anda açık kalsın full. Gerektiğinde kapayacağız orayı. Sular geliyor. Mega barajımız da bitecek yakında. Şunu yaparlarsa. Bu arada bunu yapamıyorlar çünkü diğer tarafta plank kalmamış. O yüzden bir sıkıntı yaşıyorlar. Nasıl bitirdik plankleri? Aa, tahtamız bitti. Ciddisin. Ciddili tahtamız bitti şu anda. Elimden geleni yaptım tahta bitmesin diye ama bitirdik bir şekilde. Barajlardı falan derken şu platformlar yedi tahtaları. Depolar. Gelir ama. Gelir. O zaman bir gıdım tahtaya odaklanalım. Şuradaki ağaçları kesmek istiyorum. O yüzden şuraya bir çiftli platform yapacağım. Tekli platform yapacağım. Tak tak. O tahtaları toplayacağım. Bir tanesi yetiyor. Evet, o ağaçların büyümesi gerekecek. Sadece şurası var şu anda. Şey çekebildiğim.
odun çekebildiğim. Bir tane daha yapalım. Güzel. Buradan besliyoruz birazcık şimdi. Buralara ekebilirim de aslında. Dehşet alanlar var. Burayı tahta şey yapalım mı? Ama su. Kuraklık gelirse ne yapacağız? O problem. Yapabiliriz ya. Burayı tahta yeri yapacağım arkadaşlar kolonimizi. Düzenli tahta üretsinler. Yemek yapmayacağım. Aşağısı çok daha verimli yemek tarafında. Çünkü kuraklık olursa yemekler çok dayanmıyor. Ama ağaçlar baya dayanabiliyor. Onun için de Tapper değil. Forester yapacağız. Bir tane yetiyor bile. Hatta iki tane koyacağım merkeze. Şöyle. Ve deli gibi ağaç ekeceğiz. Ve hangi ağaçtan ekeceğim? Birch 9 günde 1 veriyor. Bu 12 günde 2 veriyor. Daha mantıklı. Ve üstündeki şeyleri toplamayacağız. 24 günde 4 veriyor. 28 günde 6 veriyor. 30 günde 8 veriyor. 30 günde 8 en mantıklısı. Ama işte hayatta kalacak mı 30 gün boyunca? Öyle bir soru işareti var. Değil mi? 1'e 9 bu. Bu çok daha iyi veriyor. 9 günde 1. Evet, iki katı daha çok verebiliyor. En mantıklısı o o zaman. Ama biraz riskli bir yatırım bu. 30 gün beklememiz gerekiyor çünkü onun için. O yüzden riski birazcık dağıtmak istiyorum. Şu hızlı büyüyenlerle. Çünkü onlar %90 kuruyacak arkadaşlar. Riski birazcık dağıttım bu şekilde. Ana şehre şey basacaklar, sağlayacaklar. Tahta sağlayacaklar. Bir tane daha ev koyabilirim buraya. Aynen tahta bassınlar her yere. Bu arada şunları da kesebilirim çaktırmadan. Değil çaktıra çaktıra da kesebilirim. Bir merdiven atalım oraya. Ne kadar yüksek burası? İdeal. Anında yapıyorlar ya, çok iyi. Anında yapıyorlar. Bu ağaçları kes diyelim. Üstünden şey de toplayabiliriz de gerek yok. Tahta gelsin onun yerine. Süper. Burası dolmaya başladı. Bir tane daha mega depo yapacağım. Ona da su koyacağım. Sığmıyor değil mi yan yana? Ha, da. Buraya koyabiliriz. Bir depo daha geldi. Her şey için depo yeri var arkadaşlar. Dandelion biriktirmeyi bırakabilir miyim?
700 kağıdım mı olmuş? Onu bir pause edelim mi? Plankleri yemesin bir süre. Okey, sen bir... Al, kütükleri yiyormuş. Kütükleri de yemesin. 700 tane yeterli bence uzun bir süre. Evet, depo yapmayı da bırakacağım arkadaşlar şimdi. Bu boş kalsın hatta. Yeni teknolojiler var. Onları depolarız. Kütükler gelmeye başladı buradan. Buradan da gelmeye başladı. Ve kütük tarlalarımızı da yapıyoruz. Bunlar da büyüyor, az kaldı. Bu arada pine yapmamıza aslında gerek yok burada. Bunların hepsini yıkabilirim. O kadar verimli değil 12'ye 2. Ama 9'a 1'den daha iyi. Dursun, dursun. Pine resinleri çünkü biriktirdik şu anda. Okey. Burası da geldi arkadaşlar. Bir sonraki kuraklıkta burayı da tıkamayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Şu sol üstteki bütün havzayı biriktirebileceğiz. Bütün hepsini. Hatta önceden bile kapayabilirim kuraklık gelmeden. Biraz biriksin burası. Aynen. Kuraklık. Test edelim mi bir? Bunu kaparsam ne oluyor? Buradaki su şişmeye başlayacak bence. Kuraklıktan bir gün önce bile kapayabilirim burayı. Bakalım su ne kadar hızlı birikecek. Evet, kapadık gördüğünüz gibi. Su pek birikmiyor. Bunu günler önce bile kapayabilirim. Hatta hiç birikmiyor. Çünkü bir saniye. Yo, kapalı değil mi burası? Burası komple kapalı bir havza. 20 kişi mi işsiz? Şu demirleri bitirelim, buradan uzaklaşalım. Aynen, burası komple kapalı bir havza şu anda. Ve hepsi bu barajdan geliyor, suyun hepsi. Buradan geliyor, sola akıyor, sağa akıyor. Soldaki birikiyor olması lazım. Enteresan bir şekilde birikmiyor. Demek ki yükseklikte bir hesaplama hatası yaptım. Okey, anlaşıldı. Birikmiyor çünkü burası yüksek bir havza. Sağdan gelen yola kıyasla. O yüzden birikmiyor. Hepsi buraya akıyor. Orada birikme ihtimali yok çünkü orası yüksek. Orası daha yüksek. Yani orayı biriktirmek için burayı da kapamam lazım. Ama o zaman da taşar. Oo, süper mekanikler var. Şimdi jeton düştü. Orada biriktiremeyiz. Onu kapasak da. Çünkü burası yüksek arkadaşlar çok. Sağ tarafa kıyasla bir kutu daha yüksek. Yani yükseğe o zaman nasıl ben biriktirebilirim suyu? Barajı niye yapmadık? Çok uzak diyor district'ten de değil ya. Şu aşağıdan gelip yapabilmeleri gerekiyor. Bir yol çekmeyi deneyeceğim suyun altına. Hiç yapmadık ama. Okey, suyun altına yol çekiliyormuş. Şimdi yapabilecekler diye düşünüyorum. Evet. Oh, ne oldu? Hiçbir şekilde taşma yok. Başka bir plan yapmalıyım buraya. Şimdilik dursun. Şuraya da mı bir baraj açsam? Çünkü burası taşabilir. Okey, buraya da bir mega baraj yapacağım arkadaşlar. Şurayı kapayalım. Çünkü o kadar güven vermiyor burası.
Nasıl gidiyor? Mega projemizi de yapıyorlar. Kütükler geldi piyasaya. Bir sonraki teknolojimize bakabiliriz şimdi yavaştan. Oo, depoyu da yaptılar. Çok hızlı yapıyoruz. Su. Böylelikle 2000 küsür suyumuz olacak. Şimdi. İkili baraj kapağı. Aç gitsin. Sırf açmış olmak için. Üçlüyü de açtık çünkü. Depoları fulledik. District'te başka bir şey yapmıyoruz. Taşıma binası. Bunu yaptık buraya. Bence şu anda yetiyor. Builder sat. Burada da hiçbir şey kalmadı. Evlerde haydi açmış olmak için bunu da açıyorum. Orta boy ev. Kullanmayacağım. Su. Suyu salmamızı sağlıyormuş. Şu nedir üç tane? Bad water, kötü su. Ya da su. Bunu internette gördüm arkadaşlar. Su koyuyorsunuz buna. Ve etrafını yeşertiyor. Ya da şey yapabiliyorsunuz. Bunun taktikleri var da uygulamayacağım. Su pompası gibi bir şey anladığım kadarıyla aynen. Discharge ediyormuş. Yani sıvı pompası. Galiba şu kötü şeyden toplayabileceğiz buraya kurarsam. Buraya bir yere. Ama yüksek sanırım bu. Ve bu suyu biriktirebileceğiz. Ha, bunun pompasının mesafesi yetecek mi? Test amaçlı koyuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum çalışacak mı bu. Tamamen test amaçlı. Yani ama discharge ediyor diyor. Şey değil ki. Şimdi ultra verimsiz bir şey deniyorum. Galiba sadece emiyor ama depolamıyorsunuz. Bilmiyorum. Bakarız birazdan yapsınlar. Çok önemli değil gibi. Başka su tarafında ne var? Stream gauge. Suyun derinliğini, hızını falan ölçüyormuş. Wow. Suyun içine mi koyuyoruz? Bunu bilmiyordum. Bir tane buraya koydum arkadaşlar. Bakalım neymiş. Bir tane buraya attım. Ve mega barajımız bitiyor. Yavaş yavaş. Güzel bir plankimiz oldu. Bugünleri de mi görecektik? Bitirdik burayı da. Kim depolarında scrap metal kalmış sadece biraz. Elveda diyorum. 23 kişi boşta. Bu popülasyonu ne yapacağız? Bunları da toplamaya başlasınlar. Ama diğer district'tekiler çalışacak değil mi burada? Göç verebiliriz birazcık. Bu arada suyun akış hızı coştu barajı yaptığım için fark ettiniz mi? Yarısını kapadığım için. Buraya işte yel dermini koyarsanız öyle bir yere aşırı hızlı bir şekilde akıyor. Bunu yaptık. Neymiş? Derinliği 0,23. Ve hızlı bir şekilde akmıyor. Piste değilmiş. 0,23. Bunun ne? 0,68. Okey, nasıl? Ne kadar işime yarayacak bilmiyorum bu. Belki kıyaslamak istersem su şeyi ne olabilir? Şu anda çok işime yaramayacak.
Bunlar da büyüyor. Ama bunları depolayacak yerim olmayabilir şu anda. Havuç yerine şunu depolayalım. Berry yerine de Cattail diye geçiyordu. Diğer topladığımız şey neydi suyun altından? Spider Rock. Spider Duck. Onu da bulabilirsem. Ha, pişirebiliyormuşuz onları. Yes, bunu da böyle yaptım. Çünkü birdler için buralarda depom olsa gerek. Ha gayret. Mega baraj. Şu ağaçları neden kesmiyor? Bunlar bekliyor. Büyümüşler mi? Büyümüşler. Okey, keyfiniz bilir. Kesmiyorlar şu anda. Boşta absürt bir nüfusum olmaya başladı. Bu insanları bir yere koymam lazım. Ama ihtiyacımız da yok bir yandan da. Bad diet. Haydi şunu bitirin. Bunu bitirirsek arkadaşlar kapatabileceğiz. Ve hiç etkilemeyecek umarım ki bizi. Taşmalar olabilir. Onları görmüş oluruz. Ama şunu bitirmeniz lazım. 4 inşaatçı attım. Bence bitirirler 3 güne. Suyumuz da 2K oldu. Bence yeter bu popülasyon. Artık su biriktirmeyeyim. Şimdi eğlence alanlarına bakalım. Çamur banyosu. Enerji gerektiriyor bu. Agora'yı yapalım. Takılıyorlar, eğlenceli bir yer. Şuraya yapsam tepeye. Fantastik olur. Bir o kadar da uzak olur. Yalnız burayı üçlü şey yapmam lazım. 3, 2, 1. Olabilir. Olabilir. Oraya. Ya da hiç kasmayalım, burada bir sürü yer var. Burası biraz daha mantıklı. Dekorasyonda da Scarecrow. Artık kağıdımız var, bunları yapabiliyoruz. Korkuluk yapmamızı sağlıyor böyle. Ama etrafın estetik veriyor da nasıl çalışıyor tam bilmiyorum. Mesela karakter onun yanından geçerken estetik buff'ını mı alıyor birkaç saniyeliğine? Yani şuraya koymak çok mantıklı olur. Herkes oradan geçiyor. Ya da buraya koymak. Buff alıyorlarsa. Ya da buraya koymak. Birleştirelim sonunda. Agora geliyor. Karusel 400 enerji çekiyor. Yuh.
Dans şeyi. Bu enerji çekmiyor. Bunu yapalım. Bu arada Treated Plank var mı bende? Emin değilim. Bir tane de dans bölgesi yapacağız arkadaşlar. Onu da buraya yapabiliriz. Çünkü devasa bir şey bu. Tepeye yapmak istemiyorum. Dans ederken uçurumdan düşmelerini istemiyorum dostlarımızın. O yüzden oralara yapmak biraz riskli olabilir. Burası. Bir saniye, bir kuruma mı var? Oh, barajı kapamışız. Ne oluyor dedim. Bunun yüksekliği çok fazla. İnşa etmişiz, otomatik yüksekliği çok şey. Absürt. Kendimi kuruttum. Sıkıntı yok, geri gelsin. Gerçekten kendimi kurutuyordum. Ha, buraya da dans yerini yapıyoruz. Daha nasıl mutlu edebilirim sizleri? Dekorasyonlarda üçlü çatı. Aç gitsin. Kullanmayacağım muhtemelen üçlü çatıyı. Yok, kullanacağım. Tak tak kullandım. Korkulu yaptık. Heykel, şey heykeli. Mega heykel gibi değil galiba ortadaki. Yok, daha küçük. Orası arkadaşlar. Şuralara birkaç heykel atabilirim. Aynen, sonunda. Sonuç olarak burası bir sanat merkezi gibi bir şey değil mi? Şehrin yoğun hayatından çıkıp buralara, tepelere geliyorlar eğlenmeye. Evet. Böyle dekorasyonlar atabiliriz. Başka? Hatch. Çok hoş. Kuraklık geliyor, biz dekorasyonla uğraşıyoruz. Fence mi? Çit yapabiliyor muyduk? Aa, tarlaların etrafına koyardım bilsem. Şöyle yapsak. Nice. Güzel, dekoratif duruyor. Tanesine 3 plank gerekiyor bu arada. Kendimi kafama sıkıyorum şu anda bunları koyarak. Ama güzel duruyor, o yüzden yapacağım. Müthiş maliyetli bu yaptığım şey. Sıkıntı değil. Kuraklık gelmek üzere. Kuraklık gelmeyecek. Bad tide gelecek. Kuraklık değil bu. Bakalım herhangi bir yerden taşıyacak mı? Hatta arkadaşlar heyecanlı yerinde veda edelim. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Bunları kapayacağız kötü şey geldiğinde. O yüzden buradan girmeyecek. Belki şuralardan falan taşıyabilir. Büyük ihtimalle buradan taşıyacak ve yine akacak bize. Çok büyük ihtimalle. O yüzden bunları daha da arttırırız sonra. Ama test olacak bizler için. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.